Kardeşlerim selamun aleyküm, ne yapıyorsunuz, ne örüyorsunuz, nasılsınız, umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar videomuzun başından görmüş olduğunuz gibi bugün bir goy goy, bugün bir muhabbet videomuz var. Arkadaşlar 9-10 aylık pet shopçuluğumuzun artık bir şeyler biriktirdiği zamanlarda, artık bir şeyler öğrendiğimiz zamanlarda dedim ki neden bir video çekip de biraz muhabbet etmiyoruz. Arkadaşlar şöyle düşündüm, insanlar gördükçe diyor ki acaba biz de pet shop açalım mı, biz de yapalım mı, nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, nedir ne değildir. Çünkü hobiyle ilgilenen insanların hep bir hayalinde şu var, cebinde şu bir düşünce var, diyor ki acaba bir pet shop açsak mı, nasıl olur, nasıl güzel olur mu diye düşünüyorlar. Şimdi biz bu zamana kadar hep dedik ki arkadaşlar güzel olur, girin açın şöyle böyle, ama bugün detaylarına gireceğiz. Bugün zor ve kötü yanlarına gireceğiz. Bugün sizi bunaltan, sıkan yanlarına gireceğiz. Belki de bu videoyu çekmemin özelliği de buradan dolayı olabilir. Çünkü yani aslında bizim bundan önce yükleyeceğimiz videolar vardı ama dedim ki böyle bir video yükleyip o videolardan sonra çekmeme rağmen bu videoyu daha erken yayınlamak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Aslında arkanın pek çıkmasını da istemiyorum. O yüzden kamerayı şöyle şu şekilde yaptım ama arkadaşlar biliyorsunuz ben bu dükkanı çok ucuza açtım. Yani nasıl açtık? 60-65 bin lira falan bir paramız vardı. 40 lirasıyla arkadaşlar malzeme aldık. Geri kalanında böyle işte raftır, şudur budur sağa sola harcadık. Ondan sonracıma bir yudum bir kola alalım. Arkadaşlar biz zannediyorduk ki hani dediğim her zaman dediğim gibi biz 60 liraya bir dükkan açılır zannediyorduk. Mesela ama ben araştırma yaptığım zamanlarda pet shopçulara sorduğum zamanlarda bana diyorlardı ki işte 500 bini ben duydum yani. Ama 500 bin abartı olsa da arkadaşlar 60 bin lirayla olacak gibi değilmiş. Yani ben 9 aydır 10 aydır çalışıyorum ki ben YouTuber'lık yapıyorum. O kadar insan bizi takip ediyor, güveniyor ki sayısı binlerce. Ona rağmen arkadaşlar biz hala dükkanı oturtmuş değiliz. Hani oturtturduk ama aslında şöyle düşünüyorum da hani tam cümleyi toparlarsak yani tam artık hala istediğimiz duruma gelmiş değil dükkan. Neden derseniz arkadaşlar mesela biz genele hitap etmek için kediye girdik, balığa girdik, kuşa girdik, köpeğe çok az girdik. Yani köpeğe girdik desek yalan olur, köpeğe bir gerçekten az girdik. Ondan sonra acıma yani biz genele hitap etmeye istediğimiz için, amaçladığımız için aslında bizim işimiz daha da zor oldu. Mesela akvaryum faydalı bilgilere bakıyorum, sevdiğimiz bir abimiz. Akvaryum kulübüne bakıyorum, sevdiğimiz bir abimiz. Bu adamlar arkadaşlar mesela balıktan ağırlık verdiler gittiler. Ondan sonra kimisi kuştan ağırlık verdi gitti. Tabii öyle olunca arkadaşlar nasıl söyleyeyim, bir gemi iki yerde savaşamaz hesabı. Yani adamlar bir yer seçtiği için gerçekten çok iyi oldu. Yani balık deyince adamda her şeyden var. Ya da balık malzemesi deyince adamda her şeyden var. Ama bizde de ne var işte, mesela kedi malzemesi deyince her şey var. Belki köpek deyince her şey yok ama yani temel ihtiyaçlarını hallederiz. Ondan sonra balık deyince bizde de var ama dediğim gibi full değiliz yani. Biz aslında bunun sıkıntısını çektik diyebilirim. Yani bir pet shop açıyorsanız ama gerçi onlar YouTuber'dı. Onu da düşünmek lazım. Yani o adamlar YouTuber oldukları için ve alanlarından ilerlemek istedikleri için balık üzerine yapıştılar. Ki kendilerini de çevirebilirler. Yani şu anda arkadaşlar herhangi bir vatandaşın kalkıp da balık üzerine bir pet shop açması inanın batırır yani. Ciddi manada batırır. Bu arada arkadaşlar hava da kapalıydı dedim. Şu an dedim sakin ol, sabah da erken geldim bir video çekeyim dedim. Yani pet shop açacak olan birisinin balık üzerine açması gerçekten çılgınlık olur. Çünkü ben başladım ve gördüm ki yani abi kedi mihenk taşı pet shoplarda. Kediyi hallettikten sonra diğerlerine geçersiniz ama kediyi halledemedin eğer ki mesela balığa, kuşa çok yoğunlaşırsanız ya da köpeğe çok yoğunlaşırsanız o zaman patlarsınız diyebilirim. Ondan sonra şimdi şöyle düşünüyorum da gerçi köpek de bölgesel yani köpeği bunlardan ayırabiliriz. Yani kedinin kategorisine koyabiliriz. Benim mesela bölgemde köpek yok ama bazı pet shopların bulunduğu bölgelerde de köpek ağırlıklı olabilir ya. Özellikle mesela Ankara Batıkent tarafı ya da ne bileyim deniz tarafı yerlerde köpek çok beslenir kediyle birlikte. Hani onlar köpeğe ve kediye ağırlık verebilirler. Yani pet shop açacak olan bir arkadaşımızın neye ağırlık vereceğini söylüyorum şu anda. Hani bazı insanlar sadece balık yapıp ilerletebiliyorlar ama onlar YouTuber oldukları için yapabiliyorlar. Yani adam zaten bunun yıllardır emeğini vermiş. Zaten onu insanlar tanımış yeteri kadar. Zaten bu adamlar da sipariş üzerine çalışılıyor. Bu yüzden hani sakın kanıp da kalkıp da sadece balık ya da ne bileyim kuş ya da ne bileyim sadece kedi üzerine yapmayın. Yani kedi de yapsanız sonuçta dükkana illaki balıkçı da geliyor, kuşçu da geliyor, köpekçi de geliyor. Öyle de durumlar var. Ondan sonracıma yani bizim aslında biraz da bunalmamızın sebebi bu dört koldan gitmemizdi. Yani köpeği, kediyi, işte kuşu, balığı hepsini koymamızdı. Bu tabii bizi 9 aydır, 10 aydır çalışmamıza rağmen hala yani tamam oldu, kurtardık, artık arkamıza yaslanabiliriz diyeceğimiz bir pozisyona gelmememizin sebebi o. Bir de o da yani size şöyle söyleyeyim.
Benim kiram 1200 lira. Ben kira ödemiyorum gibi bir şey yani. Faturam çok az geliyor. Benim masraflarım yok biliyorsunuz. Ben sigara falan da içmiyorum. Yani benim bu kadar az masrafıma rağmen ben 9-10 aydır dükkana çalıştığım halde benim şeylerim bitmedi. Yani o yüzden 60 bin liraya mesela dükkan açarız kafasındaki benim gibi kişiler en azından. Abi 60 bin liraya dükkan açılmıyor. Hele şu anda mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Yani benim o zamanında 60 bin liraya açılabiliyordu. İnanın açılabiliyordu ama ya tabii 9 aydır da sürünüyoruz. O da ayrı konu. Yani 9 aydır da hala aldıklarımızı dükkana yatıyoruz ama arkadaşlar şu anda mümkün değil. Çünkü neden? Bunun 60 bin liranın 10 bin lirası sadece reklam ve tabelaya gidiyor yani. Arkadaşlar o tabeladır. Ondan sonra cama giydirmedir. Bunlar 10 bin lira tutuyor. Ondan sonra raflar inanın 30-40 bin lira. Ben gittim ikinci elcilerden, spotçulardan dolandım. O zamanlarda 2-2,5 milyar falan harcadım. Ha siz de bugün mesela harcarsanız 7-7,5 milyar. Hadi 10 milyar da ona gitti. Arkadaşlar az önce Finansbank'tan gelmişler. İşte bak böyle şeyler de olabiliyor. Adamlar size diyor ki kredi verelim. Bak bu da girmesi çok iyi oldu. Bak mesela konuyu çok karışık anlatıyoruz belki ama random girdiğimiz için her neyse. Arkadaşlar dediğim gibi şu anda 10 milyar zaten reklama gitti. 10 milyar raflarınıza gitti. İnanın 7,5 gider. 7,5'a belki indirebilirsiniz ama 5'e ineceğini artık zannetmiyorum çünkü çok pahalılaşmış. 20 milyarımız kafadan gitti. Mesela kedi mamalarından da olmazsa olmazlar var arkadaşlar. Yani onu almazsanız olmaz yani. Bunu mecbur dükkana koymak zorundasınız. Ne o? Proplan. Arkadaşlar bu proplanın 4 çeşidi var. Ne? Abi kısır somon, normal somon, tavuklu yetişkin, kitten tavuklu. Yani bu 4 tanesini koymanız lazım ve bu 4 tanesini Pet Shop'a gelişi arkadaşlar 6000 liraya yakın bir para tutuyor. Yani 5800, 5700 hadi 6000 lira de. Yani arkadaşlar sadece 4 çuval mama 6000 lira tutuyor. Yani o yüzden şu anda 60 bin liraya dükkan açmak mümkün değil. Yani benimki gibi en easy, en kolay pakette bir Pet Shop açmak istiyorsanız şu anda en aşağı 100 bin liranın olması lazım. Yani benim o zamanki 60 bin liram şimdi 100 bin lira oldu desem yalan olmaz. Ondan sonra tabii böyle işte krediler geliyor. Adam size kredi verelim, sizi borçlandıralım, ağzınıza tükürelim tarzında şeyler olabiliyor. Bunlara girmeyin arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu bir de ödeyeceksiniz. Yani mesela ben şunu gördüm bu pet shop sektöründe ya da esnaflıkta. Arkadaşlar yol gazı olur tamam mı? Sizi vurur. Ondan sonra bayram olur sizi vurur. Ondan sonra okullar tatil olur sizi vurur. Yani sizi vuracak çok fazla şey var. Ha parayı da vurabilirsiniz ama sizi de vurabilir yani bu iş. Esnaflık o şekilde. Çünkü dediğim gibi yani yolu gazdılar bizim burada. 3 gün ben bir gün dükkan açmadım. Abi adam yolu şeye çevirmiş. Sırat Köprüsü'ne çevirmiş. Ben kendim dükkana giremiyorum. Müşteri nasıl girecek? Ondan dolayı arkadaşlar yani pek borç almanızı tavsiye etmiyorum. Yani şu anda benim bir borcum var mı kardeşim? Yani bir düşünelim. Kardeşim benim şu anda bir 6-7 bin lira bir borcum var. Yalan yok ama benim kendi anneme borcum var yani. O sayılmaz kardeşim 6 bin lira. O da geçenlerde çok güzel bir kampanya yaptılar. Ben de böbreğimi satıp aldım. Ondan sonra kalan kısmını da annemden hallettim. Yalnız ölüyoruz kardeşim. Abi bugün hava biraz kötü. Velhasıl kelam yani borçlanmayın. En aşağıda 100 bin liraya bir Pet Shop açın. Yani 100 bin liranın aşağısında açarsanız ne olur? O da şöyle arkadaşlar. Batışınızı hızlandırırsınız. Çünkü bazı temel şeyler var. Onları koymazsanız adam gelip onu soruyor zaten. Ondan sonra eğer o adamı siz boş gönderirseniz. Çünkü yalan konuşmasın kimse. Bir Pet Shop'a ortalama arkadaşlar. Ana yol üzerinde değilseniz 10 civarı insan girer tamam mı? 10 kişi civarına insan girer. Sizi 5 kişi kurtarır. Ama arkadaşlar o kalan 5 kişi de size gelir 20-30 lira falan para harcar yani. Kimisi gelir mesela bir tane kuş tüyü alır 15-20 lira. Ondan sonra 1 kilo yem alır kuş yemi 30-35 lira mesela tamam mı? Yani o yüzden sizi kurtaracak olan 5 kişidir. O 5 kişi de arkadaşlar kedicidir yani. Bu gelen kuşçular falan da onlar sizin böyle masraflarınızı halleder. Ha kedici bir gelir arkadaşlar 1 kilo kedi maması alır 100 lira. 170 olan mama da var yani. Bir kedi kumu alır mesela o da 100 lira. Misal ortalama yani. Yani 80'e de var 70'e de var 60'a da var ama adam genelde iyisini alıyorlar. Ne oldu? Kafadan 200 lira arkadaşlar. Bu bir de mesela kedi vitamini alsa adam yani kafadan sana 300 lira para verdi. Bak bir kişi 300 lira para verdi. Zaten arkadaşlar günlük 1000 lira iş yaparsanız zaten siz kıçı kurtarıyorsunuz. Yani 1000 lira iş yaparsanız şöyle oluyor. Ya bir memur maaşını geçiyorsunuz. Aşağı yukarı. Gerçi geçemezsiniz de. Ya şöyle olur en azından size bir 13-15 kalır arkadaşlar. 13-15 bin lira kazanmak istiyorsanız en azından sizin günlük 1000 lira iş yapabilmeniz lazım. Günlük 1000 lira iş yaparsanız tabii burada kira falan çok önemli. Hani kalkıp da sen işte 5 lira kira verir de 30 lira iş yaparsan o zaman sıkıntı. Ama ben 1000 lira kira veriyorum. Ben bir şey vermiyorum şimdi. Yani öyle bir şey yaparsanız 15 lira kadar kazanabilirsiniz. Bir Pet Shop'un peki
Ayda 1000 lira yapabilir mi? Onu konuşalım. Ve gerçekçi konuşalım. Arkadaşlar ben bu dükkanı açtım, tamam mı? Bu bölgede toptancının pet shop'u vardı. Onlarla yarışmak gerçekten zor yani. Adam toptancı, senin aldığın malı satan adam yani. Öyle söyleyeyim. Hani onlarla yarıştık biz. Biz YouTuber olduğumuz için biz kurtardık. Mahalle onların dahi olsa biz ülkeye hitap ettik. Biz oradan arkadaşlar kıçımızı kurtardık. Ama benim yerimde olmasaydınız yani, başka birisi açsa dükkanını. Arkadaşlar ilk zamanlar zaten günlük 1000 lira hayal yani. Gerçekten yapamazsınız. Ama şans da yani. Ama şöyle bir düşünüyorum. Tam böyle doğrular konuşmak istiyorum, tamam mı? Yani sizi kandırmak istemiyorum. Kendi başıma gelenleri anlatmak istiyorum. Mesela arkadaşlar ben günlük ilk zamanlar 50 TL ile dükkan kapatıyordum. Sizin de öyle olacak yani. Kaptığınız zaman zannetmeyin ki dükkanı kapıyı açtınız, içeriye insanlar dolaşıyor. Zannetmeyin yani. Benim keşke ilk zamanların böyle bir listesini çıkarsaydım size. Ben daha tabelayı vurmadan önce, tabeladan sonra benim zaten çok olaylar değişti. Yani YouTuber pet shop olunca mahalleli dedik ki YouTuber ne yani? Biz oradan da yakaladık aslında insanları. Hani akıllarda böyle kalacak, dikkat çekecek bir şey yapmanız lazım isminizi. Mesela adam yazmış Okyanus Pet Shop. Mesela adam yazmış Doğan Pet Shop. Adam yazmış Dünyam Pet Shop. Kübra Pet Shop. Ahmet Pet Shop. Kardeşim kimsenin umurunda bile değil yani. Ama oraya sen böyle fakir Pet Shop yaz, tamam mı? Ucuz Pet Shop yaz. Beleş Pet Shop yaz. Bakmayın nasıl oluyor. Yani bunlar gerçekten taktiktir. Ben mesela kapıya yaptığım resimde kuşun kafası aslan şeklinde. Abi bunlar insanın aklında kalır. Adam der ki bu nasıl bir yer lan der acaba? Yani öyle şeylere dikkat etmeniz lazım. Yani yeni çağa ayak uydurmanız lazım. Yoksa yani bak, ben ilk önce nasıldı? Normal klasik bir pet shop'tu. Daha tabela yoktu, reklamlar yoktu. 50 TL iş yapıyorduk yani. Adam gelmiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bir pet shop nasıl bir şeydir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir pet shop aynı berber gibidir. Yani müşterisi arkadaşlık kurar sizinle. Yani sizi kolay kolay bırakmaz. Eğer ki adam kandırmazsanız, dolandırmazsanız, adamın ağzına tükürmezseniz adam geri gelir. Öyle de bir durum var. Yani oğlum kolundan çok koptuk ya. Biraz da hastayım ya arkadaşlar. Ama yine de böyle bir muhabbet videosu çekmek istedim. Yani yine de bir insanın ayda 1000 lira kazanabilmesi için rahat 6-7 ay çalışması lazım. Yani dükkanı 7 ay çalıştıracak, reklamlar yapacak falan. Yani ondan sonra arkadaşlar ayda 1000 lirayı vurabilirsiniz. Ondan sonra da zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 1.300-1.400'e çıkartabilirseniz dükkanı, Allah nasip ederse, o zaman gerçekten para kazanmaya başlarsınız. Ya yani o zaman memurun üstüne çıkarsınız. Amirlerinin parasını almaya başlarsınız. Ondan sonracığıma bir arkadaşlar ne anlatabiliriz? Para olaylarını anlattık. Yani 6-7 ayda anca dükkan oturuyor. Yani 6 değil, hatta 7-8 ayda dükkan anca oturuyor. Yani ona dikkate alın. Yani ilk zamanlarda ben mesela 20, ilk ay ben 20 bin lira iş yapmıştım. Tamam mı? O da yani düşünün, ben YouTuber'ı kapıyorum, ben ona rağmen 20 bin lira iş yaptım. Yani ben dünyanın kargosunu çıkarttım. Yani şu an düşünün, tamam ben ucuza satıyorum. Kâr marjı az oluyor, o yüzden de biraz 20 milyar tutuyor. Yoksa belki 30 tutardı ama. Yani ben ona rağmen 20 milyar yaptım. O yüzden arkadaşlar çok büyük bir şey bekleyerek şey yapmayın yani. Yani ilk 5 ayınızı yani zannedin ki siz bir iş kuruyorsunuz yani. Öyle düşünün. Yoksa arkadaşlar gerçekten patlarsınız. Ha, oturduktan sonra da çok güzel ama arkadaşlar bu işin kötü yanlarından da bir tanesi, abi tatil yok yani, hep çalışıyoruz. Hafta sonu yok. Hafta sonu zaten insanlar daha yoğun geliyor. Hafta sonu yok. Ondan sonra tatil, seyran, bayram yok. Tatilde bile açtık yani. Bayramda bile açtık. Hani böyle şeyler var. Yani eğer evliyseniz, arada bir de eşiniz de durabiliyorsa, o zaman tamam dinlenirsiniz ama sadece tek başınaysanız naneyi yediniz benim gibi. Yani benim çok nadiren annem gelir dükkanda durur. Onun dışında hep ben duruyorum. Yani ben durmasam, annem dursa, o zaman da paso beni arıyorlar. Yani diyor ki onun fiyatı ne, bunun fiyatı ne? Öyle şeyler oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Pet Shop'a gelen insan ne alacağını bilmez. Sadece para harcamaya gelir. Onu siz yönlendirirsiniz. Böyle öyle bir sektör yani. Dersiniz ki bundan daha maksar mısınız, şundan daha maksar mısınız? Adamın ihtiyacı varsa adam alır. Ya da hoşuna giderse adam alır. Ama bilmeyen bir insan sıkıntı çıkartır. Der ki işte sadece adamın istediğini verir. O da arkadaşlar gün sonra bazınız iş yapmamışsınız. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde. Yani güzel iş, güzel meslek. Eğer ki malzeme alabiliyorsanız güzel bir meslek. Çünkü arkadaşlar niye? Abi adama toptancıya sipariş veriyorsun, adam yarısını bile getiremiyor bazen. Adam diyor ki elimde yok yani. O kadar çok toptancının toptancısı var ki arkadaşlar. Yani biz şunu gördük. Eğer ki
Direkt fabrikadan alsanız o kadar ucuz ki ama alamazsınız. Çünkü o adamlar sizinle uğraşmazlar. Büyük toptancılarla uğraşıyorlar. Ama şöyle de bir şey var mesela. Büyük toptancının da küçük toptancısı var. Yani şöyle adamın mesela parası olmuş, tamam mı? Ya da mesela pet çöpçülük yapmış zamanında. Parayı da bulmuş. O adam gidiyor ne yapıyor arkadaşlar? Toptancının toptancılığını yapıyor. Yani gidiyor o adama diyor ki bana biraz daha ucuza ver diyor. Ben senden çok alacağım diyor. Ondan sonra o da gidiyor pet çöpler geziyor. Ne oldu? Mesela 1 liralık ürünü 2. toptancı 2 dedi, 3. toptancı 3 dedi, sana 4'e geldi. Yani öyle şeyler var. Eğer onlara dikkat ederseniz hızlı büyürsünüz. Yani toptancının toptancısından almayacaksın arkadaşlar. Ana toptancıyı bulmanız lazım. Ana toptancıyı bulursanız problem yaşamazsınız. Ama dediğim gibi parayı bulan toptancı oluyor. O yüzden orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani arkadaşlar anlatacaklarım aslında bu şekildeydi. Ha, pet çöpçülük güzel iş, eğlenceli iş mi? Yani arkadaşlar bir yerden sonra sıkılıyorsunuz ama yani ben biraz da ondan sistemi anlamak için aslında bu videoyu açtım. Bakma biraz da hasta olmama rağmen bak yine de video çekiyorum. Bunun da sebebi arkadaşlar biraz hani içim dolmuştu, biraz sistemim vardı. Dedim ki bunu kardeşlerimle arkadaşlarımla paylaşayım yani. Çünkü gerçekten ya bir yerden sonra sıkılıyorsunuz. Aynı mahallede otur 10 ay boyunca mesela sabahtan akşama kadar sıkılıyorsunuz, bunalıyorsunuz. Böyle şeyleri de var. Ha bir yerden sonra şunu diyorsun. Dünya senin olsa ne olacak? Kaldırımdan aşağı inemiyorsun. O da var yani. Arkadaşlar bunlar bu şekildeydi. Arkadaşlar videoyu kesip duruyorum. Öksürüyorum bu arada. Tekrardan geliyorum. Yani durumlar bu şekildeydi. Pet çöpçülük güzel iş. Ama sıkıntılar da var. Yani. Tek başınaysan zor. Ondan sonra 100 bin liranın aşağısında açıyorsan zor. Hemen bir şeyler olsun diye bekliyorsan çok zor. Benim gibi sabırsızsan daha da zor. Çünkü arkadaşlar yani ben güne edemiyorum yani. Mesela diyelim ki çok güzel bir ürün buluyorum, tamam mı? Artemia mesela geçenlerde buldum. Kilosunu 1500'e verdik. Bir anda bitti. Yani abi çok güzel ya. Yani normalde şu anda bak mesela şunu göstermek istiyorum size. Şunu ben ucuza veriyorum arkadaşlar, tamam mı? Bunun tanesi 75 lira. Bunun 3 tanesini aldığın zaman 200 lira. 199 liraya geliyor. Bunun 15 gramı 75 lira. Bu pahalı. Yani bence ben hobiden geldiğim için bana pahalı geliyor. Ama mesela o açık olanı düşünebiliyor musunuz ya? Gramı 1,5 liraya geliyor. Bunun gramı 5 liraya geliyor. Ya işte arkadaşlar bunu üreten adam öyle bir kar koyuyor ki yani çok saçma yani. Adam diyor ki plastik yaptık diyor. Bu senden ciddi para alıyorlar yani. Belki de bunun kendine göre de giderleri vardır. Bilemiyorum ama yani bilmiyorum. İşte geçen bana Artemia geldi. Dediğim gibi 1 kilosu 1,5 milyar. Yani böyle şeyler de var. Yani arkadaşlar artık uzun lafın kısası. Eğer dükkan açacaksanız iyi araştırın, iyi düşünün. Evli olmayın. Evli olur da ev geçindiriyorsanız gerçekten işiniz sıkıntı. Ha eşiniz durur mesela, siz ayrıca ek kaynak getirirsiniz dükkana. O zaman ayrı. Ama sen evliysen ve ben dükkan açıp evimi onunla geçindirmek istiyorum diyorsan kardeşim hayal görüyorsun. Gerçekten hayal görüyorsun. Ha bununla ev geçindirilir mi? Çok rahat geçindirilir. Tekrardan geldik öksürükten sonra. Ama arkadaşlar dükkanın bir oturması lazım. Yani dükkan oturmadan kesinlikle hani ben dükkanımı kurdum artık evleneyim o safhaya geçeyim yapmayın. Çünkü patlarsınız yani. Önce bir rahat dükkana bir yıl çalıştırın. O dükkana otursun. Ondan sonra arkadaşlar hayatınıza bakın. Ama ben bu dükkana ayda çok rahat 60 bin lira para yatırıyorum her ay. 60 bin lira para yatırıyorum. Benim hala eksiklerim varsa yani o yüzden temkinli adım atın derim. Ha tamam ben bokunu çıkartıyorum bazı şeylerin. Şu refleksek versene. 3 metre yüksekliğinde ben mesela refleksten dağ yapmışım. Bunun gibi çok dağlar var arkasında. Ama yani yine de ben bakıyorum da bir peçubu da böyle olması lazım. Çünkü baktığı zaman adam mesela geliyor bir çuval alıp götürüyor. Eğer ki iyi bir gündeyseniz 2 çuval alır götürür. Ya da mesela kötü gündeyseniz ayda bir çuval satarsınız. Yani öyle şeyler de var ama yani bir pet shop'un gerçekten içeride malının olması lazım. Diğer türlü hani yetişemezsiniz. Eğer ki bunu sattınız, tamam mı? Bunu 10 liraya aldınız, 8 liraya sattınız. Ondan sonra onun parasını eğer arkada yoksa yersiniz büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani bir arkanızda bir malınızın olması lazım. Yani her pet shop'un bir küçük toptancı olması lazım diye düşünüyorum açıkçası. Diğer türlü gerçekten sıkıntı. Yani malzemesiz bile kalabilirsiniz. Çünkü elinizde ürün biter, tamam mı? Adamdan sipariş edersiniz gelmez. Adam der ki elimde yok der. Yani öyle şeyler de oluyor. O yüzden ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah. Ha şu dükkan büyütme mevzularını da aslında konuşsak iyi olacak da. İşte bakma hastayım biraz. O da sıkıntı. Vallahi arkadaşlar bir yıl daha burada kalabiliriz. Onun bir sonraki ileride konuşuruz. Ya. Şu an biraz hastayım. Ona da duruma göre bir video çekeriz. Çünkü
Yani buradan artık taşınmak şart. Ama bir yıl daha kalmak da şart gibi görünüyor. Çünkü arkadaşlar kiralar çok pahalı. Yani kalkıp da şu anda 3-4 bin lira bir yere versem ya da 5 bin lira bir yere versem bu bizim ilerleme hızımızı düşürür. Benim burada kiram şu an 1200 lira. Hadi diyelim ki zam gelse 3 ay sonra olsa olsun 2000 lira olur yani. Adam birebir bile olsa 2200 olur, 2400 olur. O yüzden pek bir şey olmaz. Ama kalksam gitsem şimdi bir yere rahat kafadan 5 lira öderiz. O yüzden o 5 liralık yerde içimize siner mi o da belli değil. Ben istiyorum ki böyle tam her şeyi dizeyim. Yani misal veriyorum şu refleksler 50 çuval dizdiğim gibi diğer mamalarda en 50'şer çuval dizeyim. Ha, gittikten sonra aklım malda kalmasın yani. Zaten olay o yani. Size de tavsiye ettiğim şeylerden birisi o. Yani arkadaşlar dükkan açıyorsanız ya kira ya mal arkadaşlar. Bunlardan birisi garanti olması lazım. Eğer ki kirayını cebine koymadıysan 5 aylığının dükkan açma. Ya da diyelim malını gerçekten yıkmadıysan yine dükkan açma. Çünkü arkadaşlar riski yani gerçekten patlamayı riskiniz yüksek olur. Yani iki tane risk almayacaksın. Bir tanesini alabilirsin. Hani ben şans eseri başka bir yere taşınsam en azından arkada daha kadar malım olduktan sonra hani az bile kazansak ne olur? En azından sattığımızda kiramızı öderiz. Kimse de bize lan bunu etmez. Ama işte hem malın olmasa hem de kiran yüksek olsa o zaman patlama ihtimali çok yüksek yani. Neyse ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yani istediğiniz her şey gönlünüzce olsun.